Bu el konulan bankaları çok ayrıntılı bir şekilde inceledik. Ben şu an tasarruf mevduatı sigorta fonu, yani bu bankaların devredildiği TMSF. TMSF'nin danışmanlığını da yapıyorum. Ve bu danışmanlığım sırasında biz şu an kitaplarını yazdık her bir bankanın. Nasıl battığının, nasıl soyulduğunun, kim ne kadar nasıl kaçırmış, vatandaşın parasını nasıl çarçur etmişler. Bunu devlet daha önce nasıl görmüş, önlem almış, nasıl yürümemişler. Bunların da kitaplarını yazdık. Bunun niçin yapıldı? Bir daha bunlar olmasın diye. Şu an artık Türkiye'de şunu çok net söyleyebilirim. Siz euro yatırdığınızda mutlaka banka, Allah korusun, böyle bir şey hiçbir şekilde beklemiyoruz ama batsa bile euronuzu euro olarak alırsınız. Bu tabii ki devletin vermesi gereken bir güvence. Ama ben işin içinde biri olarak şunu çok net söyleyebilirim. Eğer bugün siz getirip Merkez Bankası'na dövizinizi euro olarak yatırıyorsanız mutlaka euro olarak alırsınız. Euro faiziniz vardır. Veya Türkiye'deki herhangi bir bankaya getirip euro olarak yatırıyorsanız bunu artık euro alırsınız. Ama %100 haklısınız. O sırada sadece sizin değil ama tüm Türkiye'deki yatırımcıların, bankalara güvenen ve bankalara parasını yatıran bir sürü vatandaşın parası gerçekten bankalarda çarçur oldu. Sonra Bize offshore'lar vardı. Tabii offshore'ları zaten alamadılar. Ama TMSF bunları bazı yakın dostları olanlar bazı bankalardan aldılar. Onu aldılar. Sağdan soldan duyduk. Bu konuda haklı vatandaş ama. Yani böyle bir dönem geçirmiş bir ülkeye tekrar parasını getirirken gerçekten 50 kere düşünmek zorunda. Çünkü başka bir sürü olay da oldu. Yani insanlar gittiler oradan, Almanya'dan parayı toplayıp getirip burada şirketler kurup ondan sonra batırdılar o paraları. Ve artık herkes yoğurdu üfleyerek yiyor. Ama şunu söyleyebilirim. BDDK Başkanı Sayın Tevfik Bilgin'le, TMSF Başkanı Sayın Ahmet Ertürk'le görüşüyoruz. Ve şu anki sistemin sağlamlığını ben içeriden biri olarak size söyleyebilirim. Gerçekten bankacılık sistemimiz diğer sistemlere göre sağlam. Ama %100 haklısın. Hemen bu 50 milyar mevduat sınırının en azından yabancı ülkelerde yaşayanlar için yükseltilebilir. Yani o çok rahatlıkla şimdi yükseltilebilir. Orada şöyle bir şey aklıma geldi. İşte bunlar konuşurken IMF'le Türkiye anlaşma yapacak. Nedir? Evet. İşte 25 milyar dolar alacak. Onu da tek bir kalemde almayacak. İşte beşer beşer ya da neyse bir vade içinde keşke verecek. Beşer beşer olsa. Keşke beşer beşer olsa. biraz ağlatarak verecekler anladığım kadarıyla. Demek ki şimdi vatandaşlarımızdan gelen telefonlar ki değerli hükümet yetkilileri de inşallah izliyorlardır. Şöyle bir potansiyel var. Avrupa'da 7 günde bu ortaya çıktı. Diyorlar ki ya bize güvence verilsin. Hem biz bu krizde memleketimizi sağ salim çıkartalım paralarımızla. Ama paramız da bizim çarçur olmasın. Ve biraz da kazanalım. Demek ki böyle bir potansiyel var. Yani şu anda diyelim ki çok zorda kalsa ki inşallah olmaz bu. Evet. Böyle bir durumda sistem tıkanmaya gitse, Türkiye böyle bir güvence verse sanıyorum bir ayda en az bir 40-50 milyar euro toplar ki bu da aşağı yukarı neresinden baksanız 60-70 milyar dolara tekabül eder. Yani IMF'e bile ihtiyaç kalmaz diye düşünüyorum. IMF'e ihtiyacımız yok. Bakın çok önemli bir noktaya geldiniz. İnanın var ya son 3 ayda... Ama ne dersiniz bu formül? Müthiş. Yani o vatandaş belli zaten. Güvence istiyor sadece. Diyor ki ben paramı getireceğim kardeşim diyor. Evet, paramı getireceğim diyor. Güvence istiyor. Mevduatın güvencesini. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz bu arada. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Efendim siz de yeteri kadar şey yaptınız. Tekrar uzatmak istemiyorum. Yok ekleyeceğim hemen yok. Şöyle diyeyim. Güvenceyi devletimizin ağzından bekliyoruz. Bir şey çıkarsa vatandaşta yeterli para var. Çok güzel öneriler çok getirdiniz. Var yani hepinize. Şimdi... Bizleri sesimizi duyurduğunuz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yaşar Bey'e ayrıca size Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Hürmetler bizden. İnşallah hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Buyurun. Şimdi Fatih Bey ben size çok ilginç bir şey anlatayım şimdi. Yani bunu aslında bir yerde anlatmayı düşünmüyordum ama şu an bu izleyicimizden sonra anlatmaya ihtiyacı duydum. Ben bir paket hazırladım. Ekonomik paket. Ve bu krizden biz gerçekten nasıl teğet geçeriz? Hakikaten bu kriz bizim krizimiz değil. Dünya bizden mal almadığı için Türkiye'de şu an firmalar zor duruma düşmüş değil. İçerideki insan harcamadığı için firmalar zor duruma düşmüş durumda. Satışların, tahsilatlarını yapamıyorlar. Herkes parasını kafese aldığı için. Bütün
Dünyadaki krizlerin hepsini inceledim. Ve 1650 yılında bu yanaki krizlerin hepsini inceledim. Reçeteleri inceledim. Sonra gittim. En üst düzeyde ekonomi yönetimindeki kişiyle görüştüm. Ben biliyorum, siz gitmeden önce hazırladığınız paketi de götürmüştünüz. Hatta bundan bir önceki programın ertesi günü siz Ankara'ya gidiyordunuz. Evet. Buyurun. Ama izleyicilerimizle de paylaşalım. Evet. Ben gittim ve bayağı ciddi anlamda anlattım. Sonra bir defa daha gittim. Ve bu konuda yine çok üst düzeyde. Bir paket ne olmalı? Niye paket gerekiyor? Niye ciddi bir paket gerekiyor? Anlatmaya çalıştım. Ve biz bunu hakikaten, ben uyku uyuyamıyordum. Yani şöyle uyuyamıyorum. Ya yapılacak çözüm var diyorum. Aha burada belli. Çünkü başka ülkeler ne yapmışın hepsini biliyorum. Ve nasıl çözmüşler? Nasıl bir anda krizin içinden fırlayıp çıkmışlar? En son bana söylenen şey şuydu. Haklısın hocam. Tamam, bu paket çalışır. Ama radikal bir paket. Yani bir sabah kalktığınızda herkes şaşırmış olacak. Sayın Mehmet Bey'in söylediği gibi, Almanya'dan izleyicimiz söylediği gibi, bir sabah kalktığında devlet bu sözü vermiş olacak. Bir sabah kalktığında başka sözleri de vermiş olacak. Ve neyi nasıl yapacağının 2 yıllık planını sunacak devlet. Böyle bir durumda harcamayan insan harcar. Fakat söylediğim gibi politika radikaldi. Neyse, en son bana denildi ki, ya Yaşar Bey tamam, bu işe yarar. Doğru, bu politika işe yarar denildi bana. İşe yarar değil, tamam, sorunu çözer. Peki uygulayacak mısınız? Sayın Başbakan'la görüşecek misiniz? Bunu söyleyin. Bir yarım saat randevu istiyorum dedim. Sadece ben bunu anlatacağım. Çünkü bütün krizleri inceledikten sonra sorunun nerede olduğunu biliyorsunuz. Ve çözecek yöntemi de biliyorsunuz. Ondan sonra tabii alamadım ben. Sonra bana dendi ki ya bunu yapamayız. Neden? Çünkü G20 toplantısında imzalar atıldı. Ve G20 toplantısında hiçbir ülkenin tek başına radikal karar almayacağına dair imza atıldı. Bu yüzden de G20'de alınan o ilkelere aykırı edemem. Ya o zaman şimdi Türkiye'yi ben krizden kurtaracak, hakikaten krizi etkiletmeyecek, insanları işsiz bırakmayacak bir yöntem öneriyorsunuz. Bunu yaptı ülkeler. Şili yaptı, Malezya yaptı ve çok çabuk 6 ayda bitirdiler şeyi. Yani 6 ayda eski hallerine döndüler. 3 ay içerisinde ciddi düzelme başladı. Ve mesela Şili kendi getirdiği politikalar, ekonomik tedbirler ve yeni bir program sayesinde 89'da uyguladı bunu, 90 yılında. Bakın 90 yılından sonra 94'te Meksika krizi geçirdi. 97'de Asya krizi geçirdi. 98'de Rusya krizi geçirdi. 99'da Brezilya krizi geçirdi. 2001'de biz geçirdik. 2002'de Arjantin krizi geçirdi. Kriz geçirmeyen bir tek ülke var, Şili'ydi. Nasıl bir politika uyguladılar da bunlar hep krize bu kadar dayanıklı girdiler diye merak ettim. Ve bütün adamların yaptıkları her şeye baktım. Benim önerdiğim pakette özellikle şeydi. Hem Malezya'nın hem de Şili'nin unsurlarını içeriyor içinde. Ve her türlü soruna çözüm buluyorsunuz, çözüm üretiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki kriz bizi buradan vurursa orayı kapatıyorsunuz. Buradan gelirse burayı kapatıyorsunuz. Buradan vurursa burayı kapatıyorsunuz. Ve bu cevabı aldım. Sonra ne yaptım? Şimdi bunu kitap olarak çıkartıyorum. Tam bugünlerde. IMF ile anlaşılacak gün. IMF ile anlaşmaya karşı değilim ama nasıl karşı değilim? Bakın 2001 yılında biz kriz geçirdik. Bizim borcumuzun gayri safi milli hasılaya, yani bir yılda ürettiğimiz toplam katma değere oranı %97'ye çıkmıştı. Kamu borcu. Bu sadece devletin borcu. Evet. Bütçe açığımız gayri safi milli hasılanın %17'sine çıkmıştı. Bu şu demekti. Kimse devlete para vermiyordu. Hiç kimse devlet tahvillerini almak istemiyordu. Alınca da %40 faiz istiyordu. Reel faiz istiyordu. %40 reel olarak para. 100 lira mı diyor, enflasyon artı 40. Sonra istiyor. Biraz daha hızlıca toparlarsak. Sonra ne oldu? O zaman ben şu yazıları yazdım. O zaman akşam gazetesindeydim. IMF ile anlaşmak zorundayız. O zamanki sorun farklıydı. Kamunun büyük bir açığı vardı. Kamuya kimse borç vermiyordu. Hiçbir devlet vermiyordu. Bir tek IMF'den para gelebilirdi. Eğer dedim IMF ile anlaşırsak IMF'nin sopası sayesinde mali disiplini de sağlarız. O açıkları daraltırız. Dolayısıyla anlaşmalıyız. O gün en büyük savunuculardan birisi bendim. Bugün de IMF ile anlaşmamalıyız diyen en büyük savunuculardan birisi de benim. Sebep şu. Sorun kamunun sorunu değil. Kamu bütçe açığını %2,5'a kadar çekti. Maastricht kriterlerinin yarı altına çekti. Bizim borcumuz gayri safi milli hasılanın %97'sinden %35'ine düştü. Kamunun paraya ihtiyacı yok. O yüzden gelecek IMF parasını ne yapacağım ben? IMF diyor ki 25 milyarı ben sana vereceğim.
Ama bunu işletmelere vermeyeceksin.